Otomobil dünyamdan merhabalar. Test konumuz Ford Focus Station Wagon. Station Wagon otomobiller aslında unutulmayı yüz tutuyordu. Bunun sebebi ise MPV diye bir segmentin ortaya çıkmasıydı aslında. Ki Ford da burada oldukça iddialı CMX ile. Ama yeni nesil Focus'unda Station Wagon versiyonunu ülkemize getirmeye devam ettiler. Çünkü eski nesil de getiriyorlardı. Bütün üreticiler bunu yapmıyor. Ülkemizdeki bütün markalar daha doğrusu hiçbir karoseriyle mesela yetiniyor. Station Wagon'u getirmiyor ama Ford Focus'un da Station Wagon'u getirmeye başladı. Uzunca bir süredir aslında. 2011'de tanıtıldı bildiğimiz gibi bu model. Station Wagon'lu karoserli seçeneği de aynı şekilde 2011'in sonlarına doğru ortaya çıktı. Baktığımız zaman tasarımsal anlamda hatchback kardeşiyle veya sedan kardeşiyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Arkaya doğru geçirdikçe tabii ki o modelin Station Wagon'lu olmasından dolayı bu tip bir karosöre özgü detayları görüyoruz. Dinamik bir tarzının olduğunu söyleyebiliriz. Arka taraf hatchback kardeşiyle tamamen ayrışmış durumda. Ön taraf bir Focus olduğunu çok net bir şekilde ele veriyor. Arkaya doğru birazcık basık bir tavan yapısının olmasından dolayı hatchback kardeşinde olduğu gibi burada da dinamik bir aslında bir Station Wagon'da olduğunuzu dışarıdan çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten son dönemdeki birçok Station'a baktığımızda da bir MPV'ye göre daha dinamik bir tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Çünkü bu tarz otomobilleri isteyen kitle aslında fazla hacme ihtiyacı olan ama birazcık da dinamik bir otomobil sürüş karakteristiğinden vazgeçmek istemeyen kullanıcı kitlesi. Yani işin özeti bir hatchback'ten, hatchback karoserli versiyonlarından çok farklı sürüş dinamikleri yok. Station Wagon'larının da bunu çok net bir şekilde burada da görebildik. Yani bir MPV kadar olmasa da burada da hacim konusu hatchback versiyona ya da sedan versiyona göre daha iyi. İç tasarıma baktığımızda hatchback kardeşiyle aynı olduğunu görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi tavan oldukça yakınımda dışarıdan demiştim ya, hani basit bir tavan yapısı var. Bunun içeride de var. Sanki sportif bir otomobil kullanıyormuşum gibi izlenim vermiyor değil model bana. Yani o Station Wagon'un o büyük hacmi ya da kaba görüntüsü bu otomobilin hem dışarısında hem de içerisinde yok. Hatta dışarıdan çok büyük görünüyor otomobil aslında. Ama içeriye geçtiğimizde bu izlenim bir anda kayboluyor. Daha böyle dinamik, daha sportif, daha ufak bir otomobil değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Modelin elinin en zayıf olduğu noktalardan birisi özellikle arkada sunduğu diz mesafesi. Kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik gayet iyi sınıf standartları için ergonomi anlamında bir sıkıntıyla ben karşılaşmadım. Buradaki cam açma kapama düğmeleri, orta konsoldaki birçok düğme yeterli. Ama eşya gözlüğü biraz daha fazla tutulabilirdi ki özellikle Station Wagon bir otomobilden bahsediyoruz. Bu anlamda sadece bir bardaklık yer alıyor, kolçak yer alıyor. Bardaklığın haricinde ek bir gözlüğü mutlaka burada yer almalıydı. Yalıtım anlamında Focus'un sınıf standartları için yeterli olduğunu söyleyebilirim ama belki birazcık daha bu otomobilin standartları için özellikle çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Yani bir premium model değil ama biraz daha sürüş yalıtımı iyi olabilirdi. Ama şöyle bir noktası var modelin. Ford süspansiyon anlamında gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış. Model oldukça konforlu. Şehir içindeki kasis geçişlerinde benzeri böyle bozuk zeminlerde hiçbir şey kabine hissettirmiyor. Yani hiçbir şey hissettirmiyordan kastım şu, birçok rakibine kıyasla çok daha az hissettiriyor. Peki bunu yapabilen rakipleri yok mu? Var. Ama Ford Focus bunu yaparken aynı zamanda oldukça da iyi bir şekilde yolu tutabiliyor. Yani bu ikisini bir arada yapabilen çok çok nadir otomobiller var. İşte Focus da bunlardan birisi. Ki model bunu Station Wagon'un versiyonu ile bile çok iyi bir şekilde yapabilmiş. Model dinamik tarzıyla ön plana çıkıyor dedik. Bu ve bunu en fazla sürüşte hissettiriyor. Focus'un gerçekten çok iddialı bir sürüş dinamiği var. Virajlarda model çok başarılı. Sadece çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. Hatchback kardeşinde olduğu gibi limiti çok üst düzeyde birçok rakibine göre ve güven verici bir sürüş karakteristiği var. Sürücüyü sürüşe dahil eden bir otomobil. Focus'un elinin zayıf olduğu noktalardan bir diğeri de maalesef dizel için otomatik şanzıman seçeneğini hala sunamamız. Focus Station'ın 1.6 dizel ünitesinin 95 beygirlik bir versiyonun yanı sıra test konumumuzdaki gibi 115 beygirlik bir versiyonla da alabiliyorsunuz. Bu 115 beygirlik paket 270 Nm torkluğuna sahip, 0-100'leri de 10.9 saniye. Tabii ki bu motor için daha önemli bir noktada karma test tüketimi. Baktığımız zaman bu anlamda modelin çok savurgan olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anki test karma tüketimimiz 6.3 ise
Ama bu otomobili daha önceden de test almıştık. O zaman ağırlıklı olarak şehir içinde kullanmıştım. Şu an mesela şehir arası bir rotada test ediyorum. O zamanki yani şehir içindeki ağırlıklı şehir içi sürüşteki test karma tüketimimiz 6.7 litreydi. Yani işin özeti sürüş karakterisine ve otomobilin kullanıldığı şartlara göre otomobilin karma test tüketimi 6.3 litre ile 6.7 litre arasında gidip geliyor. Evet, sizlere Ford Focus Station Wagon'dan seslendim. Başka bir test görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.